Selamlar herkese eğitim serimizin yeni bir videosuyla karşınızdayım. Bu videoda geçen videomuzda bahsettiğimiz Arbitrum'da bir dep geliştirelim dediğimiz kek otomatının ikinci kısmını yapacağız. Ve bu videoda artık Web3 üzerinde kek otomatımız çalışır hale gelecek. Öncelikle bir özet yapalım. Ne yapmıştık önceki videoda? Önceki videoda öncelikle kek otomatının Web2'deki kodunu olan JavaScript'i incelemiştik. Daha sonra bunu Web3'e dönüştürmek istediğimiz için Web3 kaynakları neler gerekiyor? Bunlara bakmıştık ve bu gerekli kaynakları edinip hazırlamıştık. Ve daha sonra da mevcut kodu inceleyip Solidity dilinde yeniden derlemiştik ve dağıtım kısmında kalmıştık. Bu videoda da dağıtım kısmını gerçekleştireceğiz. Şimdi kek otomatımızı akıllı sözleşmesini daha dağıtmak için, yerel olarak dağıtmak için iki tane terminal penceresine ve bir cüzdana ihtiyacımız var. Hardhat'in yerleşik yerel Ethereum düğümünü çalıştırmak için ilk terminal penceresini kullanacağız. Daha sonra akıllı sözleşmemiz dağıtıldıktan sonra onunla etkileşime girebilmemiz için ise bir cüzdan yapılandıracağız. Metamask cüzdanı yani. Daha sonra akıllı sözleşmelerimizi ilk düğüme dağıtmak için de ikinci terminal penceresini kullanacağız. Şimdi ilk önce yerel Ethereum A üzerinde bir kodumuzu çalıştıralım. Yerel Ethereum A'nın tek bir düğüm tarafından tarafından çalıştırmaya başlamak için Decentralized Cupcakes dizinimizden Yar Hardhead nodunu çalıştırmamız gerekiyor kumpla. Zaten solda verdim sizlere. Bu Hardhead'in yerleşik Hardhead Network'ünü kullanarak Ethereum'un yerel mekanizmasındaki davranışı aslında taklit edecektir. Daha sonra terminalimizde burada RPC sunucusu dediğim kısmında gördüğünüz yazıya benzer, Started'la başlayan yazıya benzer bir yazı görmeniz lazım. Ve ayrıca da bu yazı dışında sizin için otomatik olarak oluşturduğunuz bir dizi test hesabı da göreceksiniz ve bununla birlikte bir genel cüzdan adresiniz ve özel anahtarınızı da bunların hepsi içerecek. bunların lütfen not edin. Çünkü bunlar bize lazım olacak. Daha sonra neye ihtiyacımız var dedik? Cüzdana. Onun için cüzdanımızı yapılandırmamız lazım. Ne yapacağız? Metamask'ı açacağız. Ve işte buradaki cüzdanı oluşturacağız ve cüzdanımızı içe aktaracağız. Yani burada sıfırdan bir cüzdan da oluşturabiliriz ama bilgilerimiz olduğu için içe aktaracağız. Onun için sıfırdan oluşturmayacağız az önceki bilgilerle. Daha sonra ne yapacağız? Network kısmına girip test ağlarını etkinleştireceğiz. Burada show, hide, ne test networks dediği kısmından localhost 8545'i seçeceğiz ve test hesabımızı özel anahtarımızla birlikte içe aktaracağız bu kısımda. Cüzdanımız testnet'te bir bakiyeye sahip olmayacak ancak 10.000 sahte Ethereum'a erişim sağlamak için burada test hesaplarımızdan birini MetaMask'a aktarabiliriz ve bunu dediğim gibi aşağıdaki bilgilerinizle aktardığınızda içeri bir test Ethereum bakiyenizde oluşmuş olacak. Daha sonra metamask'ımızı yapılandırmamız gerekiyor. Bir ağ eklememiz gerekiyor. Arbitrum SEP çünkü arbitrum müsefoliya üstünde çalıştıracağız. Burada sizlerle URL'sini, zincir kimliğini ve para sembolünü verdim. Bunları girerek ağ ekle deyip bunları girerek yapabilirsiniz. Şimdilik localhost üzerinde işlemleri yapacağız ama bu da bize gerekecek. Onun için de bunu mutlaka yapılandırmayı yapıp kurun. Şimdi akıllı sözleşmemizi test ağına dağıtacağız. Başka bir terminal örneğinden sözleşme dağıtımı için gerekli ek bağımlılıkları öncelikle yüklememiz lazım. Bunun için de buradaki komutu kullanmamız gerekiyor. Sizlerle paylaştığım komutu kullanmamız kullanmamız gerekiyor. Bunu çalıştırmamız gerekiyor. Ardından da bunu çalıştırdıktan sonra zaten komutla birlikte akıllı sözleşmesi yerel test A düğümünde dağıtılmış olacak ve size bunun karşılığında bir adres çıkacak. Yani kontratınızın hangi adres üzerinde dağıtıldığı gözükecek. Bu akıllı sözleşme adresimizi de Metamask cüzdanımızı üzerinden görebiliriz zaten. Orada arama kısmına bastığımızda. Daha sonra Metamask içinden lokal A seçildikten sonra sözleşme adresimizi kopyalayıp yapıştırıp get cupcake'e tıkladığımızda mızda artık Cupcake veren testnet ağında bir web3 üzerinde bir aslında kek otomatımız olmuş olacak. İmzaladığınızda da bir keki alacaksınız. Yani tüm bu işlemleri yaptığınızda çalışıyorsa bir sıkıntı yoktur aslında. Yani biraz karışık oldu ama bağımlılıkları yüklemeniz gerekiyor. Daha sonra sözleşme dağıtımını yapmanız lazım. MetaMask'ınızda da local house seçiliyse test edip kekinize alabilirsiniz. Bununla birlikte aslında Web2'den Web3'e kek otomatımızı ilk aşamasını geçirmiş olduk. Şimdi ne yapacağız? Arbitrum testnet üzerine taşıyacağız Ethereum'dan. Arbitrum Sepolia üzerine taşıyacağız. Bunun için de ilk önce hardnet'imizi yapılandırmamız gerekiyor. Burada da Hardhat konfigürasyon dosyasını güncelleyip test hesabımızın özel anahtarını edinmemiz gerekiyor. Arbitrum Sepolia'da gaz ücreti olarak Ethereum yerine e, ASPL token geçiyor. Bunun için de musluklar var. Bunların linklerini de zaten bırakacağım. Bunları edin edinmeniz gerekiyor. Daha sonra yine sözleşme dağıtımımızı yapacağız. Dağıtım için işlem ücreti olarak ASPL gerekecek. Bunu zaten kullanacağız. Daha sonra da aslında Arbitrum sepolia üstünde de otomatımız çalışacak. Burada da yani tamamen aynı mantıkasında. Ethereum üzerinde testnet üzerinde çalıştıktan sonra Arbitrum üzerinde çalıştırmanız için hiçbir sıkıntı yok. Arbitrum üstüne başarılı bir şekilde dağıtmış oluyorsunuz. Akıllı sözleşmenizi Sepolia'nın Arbiscan adresinden görüntüleyebilirsiniz ve aynı şekilde MetaMask üstünden sözleşme adresini girip get, get cupcake işlemini imzalayıp kekinize alabilirsiniz ve güç üzerinden. Şimdi bunu da yaptık, şimdi ne yapacağız? Arbitrum One Mainnet'e taşıyacağız. Burada da özel anahtarımızı yine güncellememiz gerekiyor, Sepolia Testnet'te gibi. Onun için yine hardet konfigürasyon dosyasında güncellemeyi yapıyoruz. Mainnet'e geçince Ethereum gerekiyor bize. Artık gerçek para ödeyeceğiz çünkü gaz ücreti olarak her işlem için. Bunun için Ethereum yatırmanız gerekiyor. Abi Arbitrum ağında cüzi bir miktar yatırmanız yeterli. Daha sonra sözleşme dağıtımı için burada da gördüğünüz komutu çalıştıracaksınız. Bu komutu çalıştırdıktan sonra zaten artık sözleşmemiz mainnet üzerinde dağıtılmış olacak ve bize bir adres verecek. Bu adreste kontratımızın adresi olacak. Metamask'ta da Arbitrum One'ı seçip imzamızı attıktan sonra artık Arbitrum One mainnet üzerinde dağıtılmış bir kek makinamız olmuş olacak. Artık yani dilim sürüşüyor sürekli aynı şeyle söylemekten kusura bakmayın ama kek otomatı makinemiz web 3'te artık çalışmış olacak. Ne farkı oldu? İşte geleneksel satış makinesinde merkezi kontrolü vardı. Bundan dolayı iş mantığı değiştirilebilirdi. Veriler manipüle edilebilirdi. Web 3'e taşıdığımızda artık merkeziyetsiz, herkese eşit olan şeffaf bir otomata dönüştü. Ve kimse tarafından da bunu değiştirilmesi mümkün değil. Ve veriler her şey güvenli ve şeffaf bir şekilde duruyor. Genel bir özetle burada bir kek otomatını aslında Web 2'den Web 3'e taşıdık. Bazı şeyler karış gelmiş olabilir ama genel dokümanları ve Arbitrum'da da buna benzer örnekler var. Bunların linklerini sizlerle yorumda paylaşacağım. Siz de JavaScript üzerinden Solidity'ye kod geçişini yapabileceksiniz. Gelecek videolarda da zaten ne gibi kaynaklar var. Bunları beraber inceleyeceğiz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sorularınız varsa mutlaka yorumlarda paylaşın.